Evet, bugün piyasada bulabildiğim bütün patlamış mısırları deneyeceğim. Bakalım nasıl bir video olacak. Hepsi döküldü. Hadi başlayalım. Hangisinden başlayacağımı bilmediğim için en pahalısından başlıyorum. Çünkü en pahalısını merak ettim. En pahalısı da şu Çerezos markası. Ama bu herhalde şey, hani gramaj olarak fazla olduğu için bu kadar pahalı. 3,5 liraymış. Doğuş firmasının ürünüymüş. Ben bunu Migros'tan aldım galiba. Şöyle %20 daha fazla olduğu söyleniyor. İçinde mısır, bitkisel yağ ve tuz var. Başka da bir şey yok zaten. Gramajı ne kadarmış? 118 grammış. Diğerleri de o kadar fazla mı? Şuna bakıyorum, bu fazla olabilir. Matsın da ağır ya. Yok, bu 95 gram. En fazla cidden buymuş. Diğerleri daha az. Neyse, hemen bundan başlıyorum. En fazla olduğu için de en pahalısı bu herhalde. Şöyle ne kadarı dolu bunu? Bakın bak, kıvırayım. Bayağı şu kadarı dolu. Şöyle zaten. Şu yazısının üstüne kadar dolu. Doluluk oranı yaptım. Yani yalnız çok fışırtı geliyor artık. Bakmayacaksınız. Şöyle yakından da. Bayağı çoğu patlamış. Bakalım tadı da nasıl. Tadı güzel. Yani çok aşırı taze değil ama bayat da değil. Benim hoşuma gitti. Bayağı yenir bu. Dibinde inşallah patlamamış kalmamıştır. Sert değil, yumuşak. Mesela birazdan göstereceklerim de o kadar hani patlamış olmayacak veya böyle sert olabilecek veya taze de olan da olacak. Neyse işte bakacağız. Ama bu gayet güzel. Gayet de çok patlamış mısır ama 3,5 lira, bilmiyorum yani. Hani alırsınız cin mısırı, evde patlatırsınız, daha iyi bence. Ama evet. Hemen diğerlerine geçiyoruz. Oh, fışırtı fışırtı geldi. Neyse. Şimdi sırada şu çerez zamakisine bakacağım. Bu 1,75. Bunu A101'den aldım ben. Yine içinde cin mısır, kanola yağı ve tuz var. Açtım. Bunun da doluluk oranı yine yazısının üstüne kadar. Şöyle. Bu biraz merdiven altı kokuyor. Dediğim gibi bunun yapısı biraz daha sert. Ya şey, böyle tam böyle patlamamış gibi, böyle bir yumuşaklık olur ya böyle yeni patlattığında. Bunda o şeyi hissediyorsun. Hani patlamamış mısırı hissediyorsun. Ya nasıl diyeyim ya? Mısırı patlatıyorsun ama o dibindeki şu şey var ya. Dur, nasıl göstereyim size onu. Şurası var ya, patladığı yer. Orasını sert sert hissediyorsunuz bunda. Hani güzel mi? Güzel. Ama yani dişinize yapışıyor, dişinizi acıtıyor. O yüzden bence hoş değil. Ama alınır mı? Alınır. Çünkü 1 lira 75 kuruş yani bu çereze. Hem de bu ilk çıkan patlamış mısır markasıydı. O yüzden yani iyi. İyi. İlk çıkan markaydı ama kendini çok geliştirmemiş. Ama olsun. Olsun. Burada da zaten onun çakması var. Şok marketin yaptırdığı bir patlamış mısır. 1 lira 45 kuruşmuş bu da. Açıyorum. Bunun da içinde yine mısır, bitkisel yağ, tuz. O askorbit palmitat, DL alfa, tokoferol. Oo. Antioksidan karışımı varmış içinde. Neyse artık. Bunu da açıyorum. Bunun doluluk oranı iyice düşük. Şöyle. Şu kadar. Bunda da değişikli kokular geliyor. Şöyle göstereyim yine. Atıyorum ağzıma. Bunun mısırları bir tık daha böyle yanıklı gibi. Ben yanıklı mısır çok sevdiğim için böyle hani yanmış böyle dipte falan. Hoşuma gidiyor o yüzden. Ama
Bunda da böyle çok patlamamış olanlar var, dibinde falan çok kalıyor. O yüzden çok favorim değil. Ama ucuza alınır mı? Alınır tabii ki de, alınır. Ay, ağzıma bir tane çok tuzlu geldi. Oo, ağzım içinde şu an tuz yani. Tuz şeyi böyle. Tuz şelalesi, tuz gölü. Şu an ağzımın içinde tuz gölü var. Ay çok fena. Ay çok fena, birazcık daha yiyeyim, dur. Tuzsuz olanlar falan gelsin. Çok fena oldum. Neyse. İşte. Ucuz patlamış mısır yemek isterseniz bundan alabilirsiniz. Ama bence kendiniz patlatın, sıcak sıcak taze taze yiyin. Hatta mısır patlattığım bir video da var. Çok eski bir video. Ama geçenlerde böyle denk geldim. Bir güldüm, bir güldüm. Neyse, onu da şuradan izleyebilirsiniz. Çok eğlenceliydi yani bence. Ben çok eğlendim tekrar izleyince. Siz de isterseniz izlersiniz. Mısırınız patlatılır falan, onları gösteriyorum. Böyle eğlenceli bir şeydi. Neyse, şimdi biraz ağzımız tatlansın. Şu nuts'ın bademlisine geçiyorum. Nuts'ta şöyle bir sıkıntı yaşadım. Şu ikisini bulabildim. Sabisini hiçbir yerde bulamadım. Yani 9 tane, 10 tane büyüklü küçüklü market gezdim. Hiçbirisinde yoktu, artık dedim pes yani. Pes. Bıraktım yani, saldım. Dedim yani bulamıyorsam da bulamıyorum artık. Yani ne yapayım? Kaç tane market gezdim ya? İzmir'in neredeyse bütün marketlerini gezdim. Hiçbirinde yoktu. Acaba piyasadan mı kaldırıldı? Benim haberim yok ama sanmıyorum yani. Bunlar da kaldırıldı. Kaldırılsaydı da yani, değil mi? Konuşamıyorum da ama yani hepsi birden kaldırılırdı. Şöyle bir şey var. Migros'tan ben mesela bu 3 liraya aldım. A101'de başka bir modelini 1.95'e aldım. Eğer A101'de yakalayabilirseniz A101'den alın. Ben A101'lerde hepsini bulamadığım için böyle almak zorunda kaldım. Haberiniz olsun. 1 lira fark yapıyor yani. Gidin oradan alın. Ama işte hani A101'e böyle bazen geliyor ya, hani kalıcı bir ürün değil. O yüzden daha ucuz. A101'de yakalarsanız A101'den alın. Neyse, işte ben bunu Migros'tan aldım. Şöyle içinde neler varmış. Mısır, kanola yağı, şeker, yer fıstığı unu, tuz, öğütülmüş badem. Bu en sevdiğim zaten patlamış mısır bu arada, belirtmek istedim. Bu arada üstünde milyonlarca dövme diyor. Bakalım bize de çıkacak mı, boş yok diyor ama. Meraktayım. Şöyle hemen yine içine göstereyim. Yani şu kadar dolu. Ay, hemen yiyeyim. Bu bayağı iyi ya. Ben çok seviyorum. Ama boş yok diyor ama yok galiba içinde. Hangi emoji gelecek acaba bana ya? Yolladım ona bir emoji. Neyse, durun. Bir tabağa alalım da hepsi var mı yok mu bakalım. Evet, bir tabağa boşalttım şöyle. Ve içinden şu çıktı. Kalpli kalpli bir emoji. Sizden böyle duygusal mesajlar aldığımda ben temsili. Altta da güneş gözlüğü var. Tam yazlık. Futbol topu var. Eskiden futbol oynuyordum lisede. Ona kaynaklı olabilir. Bir tane de unicorn var. Bu da eşsiz olduğumu falan belirtiyor. İyice böyle kendimi övermişim. Övermişim. Övemiyorum bile. Neyse, açıp yapayım mı? Neyse, videonun sonuna mı yapsam? Bu dövmeleri yapıp kanser olmaca keyfi. Neyse ya, dursun böyle, sonra yaparız. Şöyle bunu da kenara alayım. Yani aralarında en favorim kesinlikle bu. Bademli olun. Kesinlikle tüketin. Ama bir handikapı var. Bunu yerken kola içemiyorsunuz. Yani bununla böyle sade soda falan içeceğiniz veya Churchill falan da olur. Churchill'i bilmeyenler için sade soda, limon ve tuz. Yani öyle. Veya şalgam. Yok ya. Yok yok. Bununla sade soda en iyisi. Ya zaten şekerli olduğu için şeker bir şeyle gitmiyor. Yani onu belirtmek istedim. Sade sodayla yersiniz. Şöyle hemen bunu da kenara alayım. Ve son olarak acı domatesli nuts'ı deneyeceğim.
Dediğim gibi 1.95 aldım ben bunu A101'den. İçindekilere bakayım. Mısır, kanola yağı, kurutulmuş domates, şeker, tuz, doğal aroma vericiler. Ondan sonra pirinç unu, sirke, soğan tozu, maya ekstratı. Aa, baharatlar işte acı biber, yeni bahar, domates tozu karışımı, sarımsak tozu, topaklamayı önleyici var. Oh, okudum. Hemen. Şöyle gösteriyorum. Bu kadarı dolu. Bunun rengi de şöyle. Hadi bakalım. Ya bunun tadı neye benziyor biliyor musunuz? Ya böyle ketçaplı böyle mısır cipsleri olur ya, hani Cheetos gibi mesela, hani ketçaplısı mesela. Onun gibi. Yani bu üstündeki koydukları tozu da şey tozu gibi. Hani domates çorbası tozu olur ya. Onun gibi bir aroması var. Öyle yani. Domates çorbasını tozunu böyle bunun üstüne döküp böyle mısırın üstüne, mısır yaptıktan sonra üstüne döküp yerseniz bence aynı bu. Yani o etki. Çok benziyor. İlk başta ben bunu ilk yediğimde çok beğenmiştim. Ama ondan sonra böyle paketin sonlarına doğru baymıştı. Ama güzel mi güzel. Benim hoşuma gidiyor bu da. Yani bu fikir bence komple güzel. Nuts'ın fikri çok güzel. Bademli de güzel. Bu da güzel. Ama favorim tabii ki de yine bademli. Ama bu da kötü değil. Bu da güzel yani. Bu da yenir. Nuts'ın sadesi de güzeldi ama hiçbir yerde bulamadım işte. Nuts, eğer beni buradan duyuyorsan İzmir'deki şubelerine, işte marketlere yolla şunun sadesini de yiyek ya. Valla. O da güzel, o da tazeydi. Neyse şimdi puan vermeye geçelim mi? Yani gerçi puanlar belli de neyse. Puan vermeye başlıyorum. En yüksek puanla tabii ki de şu bademliğe veriyorum. 10 üzerinden 10. Şöyle atayım şunu kenara. Ay düştü. Ondan sonra neyse zaten içi boştu. Ondan sonra en yüksek, hani klasiklerdeki, sade olanlardaki en yüksek puanı çerezosa veriyorum. Çerezos gerçekten bence en iyisiydi. Eğer bunun küçük boyunu, daha makul fiyatlı boyutunu bulursanız ondan tercih edin. A101'de vardı galiba bunun küçüğü ya, ama emin değilim. Şimdi siz gene gidin bir bakın. Olabilir. Öyle yani. Güzeldi. Ben bunu Migros'tan aldım ama bunun kesin küçük boyutu vardır. Eğer küçük boyutu bulabilirseniz küçük boyutunu alın. 3,5 lira. Buna boşuna vermeyin. Onun yerine gidin kendiniz patlatın. Neyse onu da kenara koydum. En yüksek puan çerez dostu. Ondan sonra cıma, yani sadeler arasında en yükseği. Neyse. Buna da 10 üzerinden bir 7 falan veririm. Bu da güzeldi. Yani harika, mükemmel değil benim için ama güzel. Yani gerçekten de alınır. Hani ama böyle mutlaka giderim de bunu alırım da yerim de bilmem ne falan değil. Ama 10 üzerinden tam 7'lik bu yani. Güzel bu da. Ondan sonra cıma, şu ikisi kaldı. Şu ikisinin arasında bence çok da büyük bir fark yok. Sadece gramaj açısından olabilir. Onun dışında o verdikleri hissiyatlar, o böyle kıtır kıtırlık vesaire, o amatörlük ikisinde de var. Yani gerçekten de hani birbirlerini şey yapmışlar ama çok benziyorlar. Eğer ucuza patlamış mısır almak istiyorsanız bunları tercih edebilirsiniz. Ama hani ikisinden birini alacağım, kesin birisini alacağım, İlla hani seç birini diyorsan çerezli olabilir. En azından sürpriz, böyle tuzlu tuzlu patlamış mısırlar ağzınıza gelmez bunu yerseniz. Ama bu da tercih edilebilir yani. Ne olacak? Cinemaximum'a gidiyorsunuz, parayı basıyorsunuz film için. Bir de patlamış mısıra 20-30 lira mı vereceksiniz? Yoo, asla. Bunlarda şu an önceden gösterdiklerimden birini alırsınız veya bunları alırsınız. Yersiniz, geçersiniz, gidersiniz. Ama ben olsam kesinlikle diğer önceden gösterdiklerimi tercih ederdim. Öyle yani. Siz de tercih edebilirsiniz. Bunlara da 10 üzerinden puanım. Yani 5. Yani almam değil, alırım. Ama gönülsüz alırım artık bundan sonra. Öyle yani, ama alınır ya, yenilir yani. O yüzden 5. Tam böyle orta puan. Ne alınır ne alınmaz puan zaten benim. Öyle yani. Bir videonun da daha sonuna geldik. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Ben de şu dövmeyi yapayım da size göstereyim. Dur. Tamam, kapatmıyorum. Şunu gösterdikten sonra kapatacağım. Evet, ambalajını çıkarttım. Ondan sonra da biraz ısladım şimdi. Koydum bakalım. 30 saniye sonra olacak diyor. Bakalım nasıl olacak kanserojen dövmemiz. Bakalım. Ay, bu daldı galiba. Aa,
oldu. Ama çok da güzel olmadı. Biraz oldu. Yolladım size bir emoji. Şöyle netlerse, şöyle şu tarafa hareketlendireyim. Aa, güzel oldu he. Güzelmiş bu. Keşke ketçaplısında da olsaydı. Ay, ketçaplı diyorum işte. Acılı domatesli de olsaydı keşke. Ama güzelmiş. Mutlu hissediyor. Kalpli kalpli. Güzelmiş, güzelmiş. Dur, bir tane daha yapacağım. Gaza geldim. Bir tane de dolma parmaklarımdan birine yaptım. Hep böyle özeniyordum ya Lana Del Rey'de falan. Böyle o da parmaklarını yapıyordu ya. Rihanna falan. Hayaller Rihanna, hayatlar ben. Benim dolma parmaklarım. 30 saniye geçsin de. Geçmemiştir herhalde değil mi? Yalnız çok oynattım ya. Aa, oldu. Ne kadar da gözlüklü bir ben. Aa, güzel oldu he. Demek ki böyle bir şey oluyormuş. Şuralara falan yapıyorlar ya. Ne biçim acıyordur var ya bak. Hiç acımadan yaptırdım. Allah'ım ya. İşte böyle siz de saçma sapan yerlerinize böyle dövmeler yapıp sonrasında büyük sorunlar, sağlık sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Neyse. Gerçi biz küçükken yapıyorduk, bir şey olmadı yani. Ama gerçi bu da hani hiçbir şey olmayacağını kanıtlamaz da. Neyse. Çocukluğuma döndüm şu an. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. İnşallah bunlar yarına da kadar çıkar. Gerçi bunlar şeyle çıkıyormuş ya. Kremle mremle çıkıyormuş, yağla. En kötü yağla çıkartırım olmadı. Kötü durursa. Baksana şu bayağı bol bol durdu. Neyse. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.